Merhaba sevgili dostlarım. Son zamanlarda zaman kapısı ile ilgili çok soru soruldu. O yüzden bir video çekme gereği duydum. Birçok arkadaşımız mantığını bilmiyor. Özellikle bilmediğiniz bir nokta var ki çok önemli. Hem genel itibariyle bahsetmiş olalım hem de mantığını anlatmış olayım. Öncelikle zaman kapısına şuradan giriş yapabilirsiniz. Ya da bölgeden Titan kıtasından zaman kapısına giriş yapabilirsiniz. Bu haftaki hakkımı yenilemedim henüz. Videosunu çekeceğim için yenilemedim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şuradaki 4 tane boss'u yani 4 tane kapıyı keserek şuradaki maksimum seviyedeki kutunun tamamını alabiliyorsunuz. Yani 400 puan elde etmeniz gerekiyor. Bunu sadece bu 4 kapıyla elde edebilirsiniz. Şimdi size onu anlatacağım. Öncelikle bu haftaki hakkımızı yenileyelim arkadaşlar. Bildiğiniz gibi pazardan pazara yenilenen bir sahne, haftalık bir sahne. Şimdi yenileyelim arkadaşlar. Öncelikle buradan perilerinizi seçmeniz gerekiyor. 3 tane peri seçebiliyorsunuz. Şunu kesinlikle belirtmem gerekir ki bu sahnenin perisi Odin arkadaşlar. Diğerleri 5 kuruş etmez. Yani bir Frigga ile bu sahneyi 400 puan elde etmek bence imkansız. Hani kutsalı açarsınız belki ondan sonra iş yapar da normal bir Frigga burada iş yapmaz arkadaşlar. Ben şahsen şu C kapısındaki ışık boss'unu Frigga ile kesilebileceğini pek düşünmüyorum. Öncelikle kapılardan bahsedelim. Burada harflerle kapılara isim verilmiş. E kapısında ateş perisi var. Ares. D kapısında su perisi var arkadaşlar. C kapısında Işık perisi, B kapısında da rüzgar perisi var. Şunlarla işiniz yok. Bunlara ilk etapta hiç gerek yok. Şimdi arkadaşlar şu kısmı mod ayarını da söyleyeyim. Diyelim ki perileri seçerken sıralamayı yanlış yaptınız veya bosslara dalarken peri sıralamasını değiştirmek istiyorsunuz. Mod ayarına geleceksiniz arkadaşlar. Şurada savaşacak periniz gözükür. Yani şu an daldığınızda ilk bu periniz savaşa girer. Eğer değiştirmek istiyorsanız mesela Tiare seçelim. Şu an saldırdığımda Tiare'la başlayacak. Buradan savaşta veya savaştan önce mod değiştirebilirsiniz peri sıralamanızı. Biz Odin'i seçelim. Şimdi arkadaşlar burada kutular var. Üzerindeki puanları 10 puan da şu kutuya alıyorsunuz. 20 de şunu böyle gidiyor. Toplam 400 puan. Ne var bu kutularda? Bu kutularda peri büyü incisi ve peri ruh incisi var arkadaşlar. Ne işe yarıyor? Ona da gelelim. Bildiğiniz gibi bu kutsalı açarken peri büyü incisini kullanıyorsunuz. Peri büyü incisi burada kullanılıyor. Peri ruh incisi kutsaldan sonra kutsalınıza level atlatmaya yarıyor arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi şunları mesela her birine 60 tane istiyorum.
Peri ruh incisinden. Bu inci çok önemli arkadaşlar. Diğer mavi inciden daha önemli. Bunu şu anda oyunda büyük çoğunluğu zaman kapısından kasabiliyorsunuz. Harcama ödeme etkinliklerinde oluyor. Bir de şans takaslarında 5 tane falan oluyor sanırım. Fashion şans takasında görmüştüm. Onun dışında herhangi bir yerden elde etmeniz mümkün değil. O sebeple bu sahne önemli. Özellikle bu sarı inci açısından bu sahne çok önemli. Şimdi şu bir tane kutsalı açtığınızda şu zor kısım da açılıyor. Bu sahneyi denemedim ben. Oldukça zor olduğu söyleniyor. Girip hakkımı yakmak istemedim. Burayla ilgili bir de yasak bölge boss'u var arkadaşlar. Bu rastgele çıkıyor. Yani bir mantığı var mı yok mu emin değilim. Yok gibi yani herhangi bir mesela şu ilk boss'a daldığınızda ilk turda da çıkabiliyor. Bütün kapıları geçiyorsunuz hiç çıkmıyor. Yani tek boss'ta iki kere üç kere çıktığı da oluyor. Yani çıktığı zaman tıklıyorsunuz. Şurada boss gözüküyor arkadaşlar. Burada paylaş ve saldırı kısmı oluyor. Paylaş dediğinizde arkadaş listenizdeki arkadaşlarınız gelip bölgeye, yasak bölge boss'una dalabiliyor. Tabii bunun için onlara bir uyarı gitmiyor. Sizin yazarak söylemeniz gerekiyor. Yani davet gitmiyor. Gelip sizinle beraber kesip ödülü alabilirler. Saldır dediğinizde kendiniz saldırıyorsunuz. Buranın ödülü şöyle göstereyim. Şu arkadaşlar peri arıtma incisi. 10 tane, 8 tane, 4 tane, 2 tane veriyor. Şu anda bu peri arıtma incileri bir işe yaramıyor. Sanırım sonraki sürümlerde yazıt kısmı aktifleştirildiğinde kutsalın orada işe yarayacak diyebiliyorum. Şimdiden kasarsanız illaki ileride kullanılacak bir eşya. Şimdi arkadaşlar kapılardan bahsedelim. E kapısında ateş perisi var demiştik. Şimdi arkadaşlar burada puanları ve sefer sayıları yazıyor. Mesela E kapısına 5 kere saldırı hakkınız var. Yani 5 kere kesebiliyorsunuz bu boss'u. Her kesmenizde size 10 puan verir. Yani ilk boss'u kesiyorsanız 50 puan alırsınız ilk kesmenize. Yani şuradaki 5 ödülü alırsınız. D kapısı 20 puan veriyor her kesmenize. 3 kere kesebiliyorsunuz. 60 puan da buradan kasarsınız. C kapısı 2 kere kesme hakkınız var. Her birine 30 puan veriyor. 60 puan da buradan geliyor. B kapısında 40 puan veriyor. 2 kere kesme hakkınız var. Bunu 2 kere kesmenize gerek yok. Şimdi size bunun mantığını anlatacağım. Bu 4 kapıdan nasıl 400 puan kasılır? Hem uygulamalı göstereceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 5 kere şu kapıyı kestiniz diyelim. 50 puan. 3 kere de şunu kestiniz. 60 da buradan gelir. 50, 60, 110. 60 da buradan gelir. 170. Bir kere de bunu kestiniz diyelim. 40 puan, 210 puan yapar.
Şimdi arkadaşlar, bunları bu şekilde kestikten sonra birçok oyuncunun bilmediği bir yere değinmek istiyorum. Şurada, şu yeşil kısımda, şöyle genişleteyim tam ekran yapıp. Burada arkadaşlar bakın, bir kez yenileme hakkınız var. Buna tıkladığınızda 400 elmas harcayarak bir kez meydan okuma sayısını yenilemek istiyor musunuz diyor. Buna evet dediğinizde bu kapılar yenilenir arkadaşlar. Kestiğiniz kapılar sıfırlanır. Tekrar hepsini kesebilirsiniz. 210 puan demiştik. Tekrar keserseniz zaten 420 puan yapıyor. Burada da sizin ihtiyacınız olan 400 puan tamamını alırsınız yani. Burada şöyle bir detay var arkadaşlar. Bu normal elmas değil. Bağlı elmasla da yenilenebiliyor. O yüzden herkes burayı kullanabilir. Dediğim gibi birçok oyuncu bunu bilmiyor. O yüzden buradan fazla peri büyü incisi ve diğer incilerden kasamıyor. Böylelikle öğrenmiş oldunuz. Şimdi burayla ilgili şöyle de bir taktik vereyim arkadaşlar. Diyelim ki periniz güçlü değil. Fakat ilk boss'u kesebiliyorsunuz. İlk periyi, ilk kapıyı. Bunu 5 kere kesin arkadaşlar. 50 puanı alın. Şu dev kapısını kesemiyorsanız hiç buraya dalmayın. Şuradan 400 bağlıyla kapıları yenileyin, sıfırlansın. Bunu 5 kere daha kesin arkadaşlar. 100 puan elde edersiniz. Şuradan 70 puan ve 90 puanın ödülünü de alırsınız ekstradan. Veya 2 tane boss kesebiliyorsanız ikisini kestikten sonra yenileyin perileriniz ölmeden. Buradaki ayrıntı şu arkadaşlar. Bu 400 bağlıyla yenilediğinizde periniz ölmüşse o yenilenmez. Sadece kapılar için geçerli dediğim. Sadece kapılar yenilenir. Kapılardaki haklar yenilenir. Burada periniz iyi değilse, çok iyi değilse yani şunları kesebilir olsanız dahi burada en zoru ışık perisi arkadaşlar. Işık perisini genelde bir kere kesip ikinci dalmaya HP'nin yarısı gittiği için kesilenler var. Onun içine bir taktik vereyim arkadaşlar. C kapısına kadar gelebilen bir oyuncu zaten şunları çok rahat kesebiliyor demektir. Diyelim ki C kapısını bir kere kestiniz. Diğer sefer hakkınızı hemen buna basmayın. Şöyle yapın. E kapısını arkadaşlar 2 kere kesin. Sonra D kapısını 3 kere kesin. C kapısını bir kere kestikten sonra ilk kapıya tekrar gelin. Burada perinizin HP'sini yükselterek maksimum seviyeye çıkardıktan sonra tekrar C kapısına dalarsanız HP yönünden sıkıntı çekmeden burayı geçersiniz arkadaşlar. Ben o taktiği uyguluyordum ve birçok arkadaşıma bu taktiği verdim. Bu taktikle geçtiler. Yoksa dediğim gibi normal bir Odin, mesela 500K'lık bir Odin üst üste burayı 2 kere kesemez yani, zor. Yani kesse dahi kıl payı falan keserse riskli yani. O sebeple böyle bir taktik izliyordum. Şu an bile oynarken HP azaldığında geriye dönüp diğer kapıyı kesip diğerine geçiyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben uygulamalar olarak da göstereyim. Hem bossları görmeniz açısından. Perimi de göstereyim. Benim peri şu an kaç K bilmiyorum da. 564K arkadaşlar şu an benim Odin'im. Tekrar belirteyim.
Bu senenin perisi Odin arkadaşlar. Diğer periler iş yapmaz. Kutsal açıldıktan sonra belki denemek lazım. Şimdi arkadaşlar ben kapıları kesmeye başlayacağım. Videoyu da hızlandıracağım sıkılmamanız için. Mantığını görün diye anlattıktan sonra sahneye göstermek istedim. Umarım anlatabilmişimdir. Şimdiden herkese iyi oyunlar, iyi seyirler. Başlayalım.
Tekrar merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir tur kestik hepsini. Arada yasak bölge boss'u da çıktı. Hem onu da göstermiş oldum. O şekilde tek başınıza ya da arkadaşlarınızı çağırarak kesebilirsiniz. Şimdi bakalım kaç puanımız oldu. Şunu bilerek bir kere kestim. Bir kere daha kesebilirdim de. Gerek yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada zaman puanımız 210 oldu. Şimdi yenileyip tekrar aynı şekilde kestiğimde 220 bu 210 puan daha olacak. Yani 400 puana ulaşıp şuradaki bütün kutuları alabileceğim arkadaşlar. Şimdi onu göstereyim. Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kırmızı kapılarımız. Şimdi arkadaşlar burada bağlı elmasla yenile dediğinizde gördüğünüz gibi kapılarımız yenilendi. Şimdi tekrar aynı şekilde kesmeye başlıyoruz. Dediğim gibi B kapısını bir kere kesmeniz yeterli. İkinci turda bir kere daha kestiğinizde istediğiniz puanı zaten elde ediyorsunuz. Fazla kasmaya gerek yok. Tekrar şimdi keseceğim arkadaşlar hızlı bir şekilde. En sonunda kutuları alacağız. Şimdiden herkese iyi oyunlar arkadaşlar.